Evet arkadaşlar, şimdiki videoyu atacağım ben size. Bu videoyu izlediğinizde tecrübe olacak arkadaşlar. Arabadan soğumayın. Doğru teşhis, doğru bilgi. Biz arızayı bulduk arkadaşlar. Arızada P2598 arıza kodu arkadaşlar. Bunları kontrol etmek için interkolu, turboyu, bunları kontrol etmeniz lazım. Hava vakum sistemlerini kontrol etmeniz lazım. Bir bakalım, videoyu izleyelim. Bu videoyu izliyorsanız mutlaka abone olun. Kanalımıza destek verin. Hepinizden Allah razı olsun. Bir aracın da arızasını çözdük arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Diğer videoda da zincir kopmuş arkadaşlar. Onu yayınlayacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hadi videoyu izleyelim. Bakalım nelerle uğraştık. Bugünkü konumuz neydi arkadaşlar? Bugünkü konumuz turbo kanat arızası. Yani 2598 turbo kanadı arızası veriyor. Bu aracımızda neler var? Aracı 25 bin kilometrede bakım yaptırmayın. 20 bin kilometre, 15 bin yapmayın arkadaşlar. Araca 10 bin kilometrede bir rutin yağ bakımınızı yaparsanız herhangi bir sıkıntı olmaz. Bu gösterdiğim sıfır yağ pompası burada arkadaşlar. Buradaki konumuz bugünkü ne? Aracımda yüksek gaza yüklendiğimde gazı kesip hemen arıza lambası yanıyor. Şimdi bunu size öğreteceğim. Detayına kadar göstereceğim. İlk önce bu parçayı değiştirdiniz. Orijinal parçayı. Aracı bunu değiştirmeden önce mutlaka yapacağınız konulardan biri yağın içindeki basıncı, yani vakumu ölçmeniz gerekiyor. Şimdi onu size göstereceğim. Nasıl ölçecek? Şimdi karteli de çökeceğim. Evet arkadaşlar, sizlere şimdi göstereceğim nasıl olduğunu. Aracımız Opel Astra C1636 beygir. Şimdi burada arkadaşlar vakum saati. Bunu biz kendi imkanlarımızla yaptık. Şimdi aracı çalıştıralım. Bas! Evet arkadaşlar, bakın vakumda gaz ver. Bakın görün. Bırak. Bakın yerinde durmuyor arkadaşlar. Stop et. Çalıştır bir daha. Evet, şurada olması lazım. 500 veya da 5-600'ün arasında durması lazım. Şimdi aracın kartelini çökeceğiz arkadaşlar bu şekilde. Gaz ver! Bakın arkadaşlar, hiçbir şey yok. Stop et! Tamam. Bas! Bakın arkadaşlar, saati sapıttırıyor şimdi. Aracın yağ pompasını sökeceğiz arkadaşlar. Ön taraftan nasıl sökülüyor? Motor inmeden aracın kartelini sökeceğiz. Karteli söktükten sonra kitlemeye alacağız. Yağ pompasını sökeceğiz. Bir bakalım, sökelim. Dediğim konuyu anladınız arkadaşlar. Buradaki bıçak yağ vakumu üretmediği için ne yapıyor? Yağ pompamız daha erken bozuluyor. O yüzden buna dikkat edelim. 10.000'de bir bakımını yaptırmaya gayret gösterelim. Ya Allah, bismillah, başlıyoruz. Bir aracımız var. Abimiz yeni almış. Hayırlı uğurlu olsun. Abicim hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk elhamdülillah. Siz nasılsınız? İyiyim abim. Ayağına sağlık. Bizi YouTube kanalından buldun herhalde abi. Evet, doğrudur. Sizi YouTube kanalından buldum. Bizi neden tercih ettin abi? Yani doğal. Benim için doğal olmanız, hassasiyetlerinizin olması. Allah razı olsun. Beni buraya çeken şeylerden birkaçıydı yani. Allah razı olsun abi. Sizden de inşallah. Yeni aracın hayırlı uğurlu olsun. Şimdi aracın abinin şanzıman yağını değiştiriyoruz. Rutin bakımlarını yapıyoruz. Size teşekkür ederim tekrardan abi. Ayağına sağlık. Evet arkadaşlar, bu şekilde aracımızı sökeceğiz. Bir karteli açalım. Bir bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, karteli açtık. Biz karteli açtığımızda şöyle bir tane aparatımız var bu şekilde. Tam buraya gelecek. Bu şekilde bunu çekeceğiz. Yağ pompamız orijinal. Burada bu şekilde çökeceğiz. 4 tane vidası var. Hemen şöyle alttan doğru göstereyim size. Bu şekilde yağ pompamızı bu şekilde çökeceğiz. Yağ pompasının tekrar bakımlarını göstereceğiz.
Evet arkadaşlar, şimdi yağ pompasını takacağız. Buradaki gerginliği görüyorsunuz. Zincirimizi bu şekilde kontrol edeceğiz. Şimdi temizliğini yaptık güzelce. Şimdi bunu takacağız buradan. Yağ pompasının bu şekilde zincirini kontrol edip, çünkü buradaki teli bağlayıp bu palet geri doğru basıyor. Bu şekilde yağ pompamızı takarken şimdi üstüne montaj yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, temizliğini yaptık. Yağ pompamızı taktık. Hemen şöyle göstereyim size. Yağ pompamızı bu şekilde yaptık. Turbokon'un arızasını vakumla ölçeceğiz. Burada bu şekilde görüyorsunuz. Motoru inmeden de burada bir aparatı var. Aparatta takabilirsiniz. Şimdi montajını yapacağız. Montajını yaptıktan sonra teste çıkacağız. Otoban testine. Ve bunu bu şekilde yağ pompasını değiştirdikten sonra turbo konum ayarlarına ve bilgisayardan kontrol edeceğiz. Bakacağız bunları arkadaşlar. Aracımızın temizliğini yaptık. Bu şekilde pompamız bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yağ pompasını taktık. Şimdi bu arıza kodunu görüyorsunuz. 2598 mevcut diyor. Biz bunu sileceğiz şimdi. Turbo kanatını, çünkü biz arızayı bu şekilde sileceğiz ve vakumu ölçeceğiz size. Burada arızalarımızı silelim. Arkadaşlar, arızamızı, yağ pompasını değiştirdik arkadaşlar. Bas! Evet arkadaşlar, yağ pompamızı gördük. Bu şekilde tam böyle gösterir. Bakın yağ pompamızın bozuk olduğunu gördük. İsabet! Bakın Ronmel, bas! Gaz ver! Evet, tamam. Tamam Mibo, gel. İsabet! Evet arkadaşlar, aracı bu arıza yapmak için bayağı bir uğraşmanız lazım. Diğer borulara bakmanız lazım. Bu bir tecrübedir. Bu aracımızın yağ pompasını değiştirdik, turboları kontrol ettik. Aracımızı bitirdik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.